Merhaba sevgili hanımlar, canım anne YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomda bu görmüş olduğunuz mini çantayı nasıl yaptım tüm ayrıntılarıyla anlatmaya çalıştım. Umarım sizin de beğeneceğiniz bir model olmuştur. Koton ip kullandım. %100 koton ip, hem sapında hem şu kısımları örerken %100 koton ip kullandım. Böyle biraz daha dirayetli durması için, yün ipe göre biraz daha sert bir yapısı olduğu için makrome kullanılabilir kesinlikle. Güzel bir seçim olur. Ama koton iple de gayet güzel sonuç aldığıma inanıyorum. Eğer denerseniz, farklı ip kullanırsanız mutlaka videomun yorumlar kısmında da bekliyor olacağım sonuçları. Ben başka bir iple deneyimlemedim. Dediğim gibi ama koton ipi kesinlikle tavsiye ederim, koton ipi. Şöyle hemen bir ölçümüze bakalım. Şimdi vereceğim ölçüleri birebir yaparsanız eğer, tabii ki 18 santim olmuş eni. Zaten video içerisinde de ilmek sayılarını söyledim. Yükseklikte 14 santim olmuş arkadaşlar. Buna göre ayarlamanızı yapabilirsiniz. Sapımız seyyar, takılıp çıkarılabilir. Şu şekilde bir aparat kullandım. İster kısa saplı, isterseniz uzun saplı olarak kullanabileceğiniz çantamız, gördüğünüz gibi hem şık hem de çok cici görünüyor arkadaşlar. Anlatımımıza da geçmeden önce, eğer hala kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Yayınlanan videolarımızdan haberdar olmak içinse bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Bu şekildeki videolarımızın devamı içinse mutlaka yorumlar kısmında desteklerinizi bekliyor olacağız. Şimdi anlatımımıza geçelim. Hemen şöyle ipimizi göstermek istiyorum. Bakın, %100 koton bir ip kullanacağım. Zincir çekerek başlayacağım. Buradaki zincir sayısı önemli değil. Sadece istediğiniz boyut önemli arkadaşlar. O yüzden saymadan yapacağım zincir kısmını. Çünkü dediğim gibi çantanın en kısmı önemli. Yani ne kadar genişlik istiyorsanız önemli olan budur arkadaşlar. Şu şekilde. Sanıyorum bu benim için yeterli olacak. Hemen şöyle tığımı da göstermek istiyorum. 3 milimlik bir tığım var. Ama yine de elinize uygun olan tığı tercih edin. Ve ipinizin kalınlığına uygun olan tığı tercih edin arkadaşlar. Şimdi tığımıza ipimizi sardık. İki zinciri atlayıp 3. zincire şöyle geçiş yapıyorum. Ve tekli trabzan yapıyorum, bakın. Buradan sonrasında her zincir için birer kez batarak tekli trabzan yapmaya başlıyorum. Burada dediğim gibi yapacağımız boyut önemli, sayısı önemli değil. O yüzden gelişigüzel başladım saymadan. Bu şekilde zincir boyunca tekli trabzanlarımı yaparak devam ediyorum. Sıranın tamamını tekli trabzanlarla doldurdum. Bakın bu şekilde. Dönüş için şöyle bir zincir çekiyorum. Geri çevirdim. Tekrar ipimi tığa sardım ve ilk trabzandan itibaren yine diğer sıraya kadar, diğer uca kadar tekli trabzanlarımı yaparak devam edeceğim. Zemin bu şekilde olacak. Hep birbirini takip eden sıralar olacak. Tamamladığımda da yine boyut bilgisi vereceğim. Bu şekilde uzatıp devam ediyorum. Sıra sonunu da göstermek istedim. Yine trabzanlarımıza devam ediyoruz. Bakın, son kısım için battığım nokta şurası. Şöyle. Tekrar bir zincir çekip örgümü çeviriyorum ve yine ilk trabzandan itibaren bu şekilde örmeye devam edeceğim. Videomu kapatıp devam edeceğim tabii ki. Sonrasında yine birlikte devam edelim.
Evet, epeyce ilerledim gördüğünüz gibi. Tamamladım hatta. Hemen şöyle bir bilgi vermek istiyorum. 33 zincir çekmişim başlangıçta. Daha doğrusu 35 zincir başladım. Ve 2 zinciri burada zaten bir üst sıraya çıkarken kullandım. 33 tane trabzanım var. Boyu da 40 sıra arkadaşlar. Hemen şöyle mezrom yanımda. Şöyle genel bir ölçü vermek istiyorum. 29 santim olmuş burası. Enine bakalım. Eni de 17 santim olmuş. Şimdi bunda bir ayarlama yapmamız gerekecek. Şöyle ikiye katladığımızda kenarlarını ne kadar genişlik olmasını istiyoruz? Buna karar vereceğiz. Şu şekilde duracak. Şöyle bakacağız. Aşağı yukarı bir ölçü çıkaracağız arkadaşlar. Mesela şöyle. Bu da aşağı yukarı 8-10 zincir yeterli olacaktır. Hemen ona da başlamak istiyorum. Yine aynı mantıkta devam edeceğiz buna da. Ve diğer kısımlarına da. Şimdi kenar için 10 zincir çekelim. Zincir çektim. 2 tane de bir üst sıraya geçmek için çektim zincirimi. Tekrar bakın şu şekilde ipimi tığıma sardım ve 3. ilmekten geçirdim. 3'ünü bir çektim. Bu şekilde tüm sırayı öreceğim. Buradaki ayarlamayı nasıl yapacağız? Kaç sıra örmemiz gerektiğini hemen onu da kısaca anlatayım. Ama ilk sırayı yine bitirmem lazım ki ölçüde biraz daha kolay olsun. Şimdi bu yan kısımlar olacak. Şu şekilde. Tam ortaladığımızda bunu şöyle. Şuradaki yükseklik olacak boyu. Yani şöyle çevirdiğimizde şu kadar. Buradan kaç sıra olduğunu çözebiliriz. Kaç sıra örmemiz gerektiğini. Bu şekilde ayarlama yapabilirsiniz. Dediğim gibi ya da en sağlamı birkaç sıra ördükten sonra ya da işte 8-10 sıra ördükten sonra ölçerek de yapabilirsiniz arkadaşlar. Aynı mantıkta ölçerek yapmak biraz daha kolay geliyor bana. Ama dediğim gibi sayılar birbirine eşit olsun, dikerken kolay olsun vesaire derseniz de yine sıra sayılarına göre bir ayarlama yapabilirsiniz. Şimdi ben yine videomu kapatacağım. Dediğim gibi zemin örgüsü hep aynı şekilde. Bakın görüntü bu şekilde oluyor. Kenarlardan 2 tane öreceğim. Bir de sonra cep detayımız olacak. Onu da aynı şekilde birlikte örelim arkadaşlar. Şimdi ben videomu kapatıp tekrar devam edeceğim. Evet, gördüğünüz gibi epeyce ilerlettim. Şöyle göstereceğim hemen bakın burada 15 sıra boyunca ördüm. Şöyle de hesaplama yapabiliriz. 40 sıraydı zaten bildiğiniz gibi. 10 zincir çekerek başladım. Yani buradaki 10 sırayı almış oldum. 15 sağda 15 solda kalmış oldu. Bu şekilde bir ayarlama yapılabilir arkadaşlar. Şöyle eklememiz olacak şu şekilde. Burayı böyle ekleyeceğiz. Aynı şekilde de şu kısmı ekleyeceğiz. Bunun için dikiş yapmamız gerekiyor. Hemen iğnemi ipliğimi hazırlıyorum ve dikiş kısmına geçelim. Normal şartlarda hep kalın iple dikeriz. Bu sefer bir deneme yapacağım. Gerçekten deneme. Çünkü ince iple daha kolay dikilebileceğini tahmin ediyorum. Bu yüzden şöyle bakın ince polyester iplerden şöyle iğnemi geçirdim. Şöyle iç kısımda bir sağlamlama yapacağım. Ucunda düğüm var ama ipim ince. Bu yüzden iyice sağlamlamam gerekiyor. Evet, bakın şurası düz kısmı. Düz olan yüzü burası. Arkadan öne doğru geçirdim iğnemi. Burada da aynı şekilde
düz yüzü şöyle gelişi güzel dikeceğim ama yine de ilmekleri aşağı yukarı birbirine denk getirmeye çalışacağım. Çünkü boyutta bir problem olmasını istemiyorum. Şöyle gösterebilir miyim acaba? Şöyle biraz netleteyim. Bakın şurada ipin çıkış noktasını görüyorsunuz. Yakın bir noktadan geçirip karşıya geçirirsek eğer ipi, ip hiç görünmeden ipi saklayarak devam edeceğiz. Burada da aynı şekilde çok yakın bir noktadan geçiriyorum. Fakat geçirirken iğnemi ilerletiyorum bakın. Yani ileriye geçerkenki kalan ip örgünün ara kısmında kalacak. Bu şekilde dikişimi tamamlayacağım. Dediğim gibi şu anda tamamen deneme yanılma yapıyorum. Belki kötü duracak. Belki sağlam olmayacak. Ama dediğim gibi ince iple dikiş biraz daha kolay oluyor. Çünkü iğneyle kalın ipi buradan geçirmek gerçekten sıkıntılı oluyor. Normal şartlarda tığ ile örülen örgüleri tığ ile ekleme yapabilirsiniz diye de bir not düşerim genelde. Ama bu modelde tığ ile ekleme çok hoş duracağına inanmıyorum. Çok eğreti duruyor çünkü. Kenar kısımları düz olmadığı için doğal görüntüsünde bozmak istemedim. Bu yüzden böyle ince iple dikmek istedim arkadaşlar. Şimdi buradan şu uç kısmına kadar şunun bitimine kadar dikeceğim. Hızlı bir şekilde videomu kapatıp daha sonra devam edelim. İlk kısmın dikiş detayını tamamladık. Şimdi şöyle çevireceğim. Burayı dikeceğim. Aynı şekilde daha sonra da çevirip şu kısmı dikeceğim. Çok fazla uzatmamak için bunları video dışında yapacağım. Hem bu kenar hem diğer kenar dikiminden sonra yine birlikte devam edelim. Hem dikiş kısmını bitirdim bakın şu şekilde görüntümüz. Hem de birkaç parça çantamızın parçalarından ördüm. Bakın görüntü şu şekilde. Dik duruşu güzel. İple alakalı bu arkadaşlar. Her ip de aynı şekilde durmayacaktır. Koton ip biraz daha dirayetli duruyor. Şimdi hemen şu parçalarımdan bahsetmek istiyorum. Bunlar küçük sapları olacak. Şu şekilde dikeceğim bunları. İki tarafına da aynı şekilde yapacağım. Görüntü böyle olacak. Bir de bu parçamız var. Bunu da üst kısmı için kullanacağım. Şöyle küçük minik bir cep olacak burası da. Yine bunu da istediğiniz boyutta yapabilirsiniz. Hemen şöyle bir bakacağım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23 trabzandan oluşmuş. Yani 23 zincirle başladım. Yani 5 trabzan sağdan 5 trabzan soldan şeklinde düşünebilirsiniz arada kalan boşluğu. Yani istediğiniz boyutta yapabileceğiniz bir küçük cep detayı oldu. Şimdi bu küçük cep detayının üzeri için şöyle güzel bir el emeği yazım var. Bakın. Bunu kullanacağım. Şu şekilde. Şöyle bir görüntü olacak. Dediğim gibi iki yönü içinde böyle bu şekilde küçük saplarım var. Sapları 4 zincirle başladım. Yan yana 4 trabzan şeklinde yaptım. Sıra sayısı aslında çok uzatmaya gerek yok. Şöyle hafif üstte duracak şekilde dikeceğim ben. Bu şekilde dikmeye karar verdim. İçten dikebilirsiniz. Görüntü şu şekilde olacaktır. Ya da başlarken direkt çantanın kenarından başlayıp sonunu da dikişle bitirebilirsiniz. Şu şekilde ucu ucuna yani. Ya da dikerek de bu şekilde sabitleyebilirsiniz. Benim düşüncem şu şekilde olması. Şimdi dediğim gibi iki tane aynı boyda parça ördüm. Ve bir de bunları ördüm. Bunların dışında hemen şöyle göstereceğim. Bakın bir tanesini diktim. Şu şekilde çanta aparatları satılıyor bildiğiniz gibi. Şöyle bir kullanım şekli olacak.
Şu şekilde. Şimdi bunu nasıl dikiyoruz? Şu aparatımızın dışında şöyle plastik deri işte böyle bir parçası var. Çıkarılabiliyor da ama dikmek için de bu parçaya ihtiyacımız var. Çıkardığımızda da direkt şu metal kısımlarını çıkararak takıyorsunuz. Ama dediğim gibi iç kısımlarda olursa daha pratik oluyor çıkarıp takmak. Ama burada olursa da bu şekilde mesela dış kısmına şöyle görüntü vermiyor dikerek yaptığımızda. Şimdi bunun nasıl dikildiğini hemen kısaca anlatmak istiyorum. Hemen şöyle ipimi aldım. İpimde düğümüm var. Şöyle ipimin ucunda. Aynı noktaya gelmesine dikkat edeceğim. Şöyle ucu ucuna tuttum bakın. Daha sonra çıt çıtımı açacağım. Dikeceğim yer burası. İpimi şöyle bir sabitleyeceğim. Daha önce de yapmıştım biliyorsunuz. İnce ip dikme işlemi daha kolay fakat iplerin arasından daha kolay geçebildiği için baştaki düğüm kısmını güzelce sabitlemek gerekiyor. Şimdi bakın alttan üste geçirdim. Şöyle delikleri var. Umarım görünüyordur. Bu delikleri kullanacağım dikiş yapmak için. Direkt karşıya geçtim. Burada şöyle incecik bir şu şekilde bakın. Görünmeyecek kadar. Geçirdikten sonra çıktığım noktaya geri batıyorum. Buradan diğer boşluktan. Şimdi şöyle de bir durum var. Zaten bu arkadaki parça yumuşak bir parça. Herhangi bir kısmından da bakın şöyle iğneyi rahatlıkla geçirebilirsiniz. Ama daha düzgün bir görüntü olsun isterseniz bu şekilde benim yaptığım gibi de dikebilirsiniz arkadaşlar. Ön kısımda dikişin görünmemesi için zaten renk birebir aynı. Daha avantajlı oluyorum bu durumda. İpi saklamak için. Ama dediğim gibi renk tonu farkı varsa da diktiğiniz iple o zaman da çok belli olmayacaktır. Çünkü bu ince ip kalın ipin arasında şöyle kaybolup gidiyor. Hiç görünmüyor. Böyle de bir güzelliği var. Şimdi bu şekilde tamamını bir dikeyim ben. Zaten sanıyorum anlaşılmıştır. Kolay da bir kullanım şekli var. Bu kısmı diktikten sonra diğer detayları yine birlikte yapalım. Evet, dikiş kısmını tamamladım. Bakın görüntümüz bu şekilde. Şöyle sapın bir tanesini de diktim. Hemen şuradan ne şekilde diktiğimi tekrar anlatmak istiyorum sizlere. Şu şekilde bakın. İstediğiniz aralıkta mesela daha geniş. Şu şekilde ya da daha yakın. Bir ayarlama yapabilirsiniz. Ben şöyle bir ayarlama yaptım bakın. Katladığımızda şu kenar kısımlarının bitiminden ayarladım. Hemen şöyle göstereyim. Aşağı yukarı 3 sıra aşağısından başlayıp şöyle üzerinden tutturarak bakın yine ipimin ucu düğümlü. Burada çok ince bir detay yapmaya gerek yok. Tek yapmam gereken tüm kenarlardan dikiş atacağım ki şöyle bir açıklık kalmasın diye. Şöyle tamamını dikeceğim buranın. Sonrasında bir parça daha örmüştük. Hemen şöyle göstereyim bakın. Şunun da yerleştirmesini yapalım. Hemen dikimini yapalım. Şimdi aslında bu şekilde de bitirebiliriz çantamızı. Çünkü küçük el çantası şeklinde kullanırsak eğer bu şekilde tamamlanmış olacak. Fakat ben bir de uzun sap yapmayı planlıyorum. Hemen onun da ne şekilde yapıldığını sizlere anlatmak istiyorum. Aslında farklı bir detay yok. Yine aynı şekilde başlayacağız.
Yine böyle tekli trabzan şeklinde öreceğiz ve tamamlayacağız. Şimdi şuraya da bakın, şöyle bir bakın, gerdiriyorum. Tamamı dikilmiş vaziyette. Buradan da yine sağlamlama işlemimizi yapacağız. Şöyle ilk kısımdan bir düğüm atayım. Bakın hep şu şekilde yaptım. Şöyle birkaç kez geçiriyorum ipimi. Düğüm attıktan sonrasında kesiyorum. İsteğe göre bu polyester ip olduğu için elimdeki, yakabilirsiniz de. Eğer kendi ipinden yapıyorsanız, ki siz de benim gibi koton ip kullanmışsanız, onun yanmış hali çok da güzel durmayacaktır. Hiç tavsiye etmem koton ipi yakmanızı. Bakın şu şekilde sağlamlığını da anlamış oluyoruz. Şimdi bunu da aynı şekilde şöyle dikeceğim. Dikkat etmemiz gereken aynı hizada olması ve yani yükseklik olarak aynı hizada olması ve şu aradaki boşlukların, mesela biri sağ kaymış, işte biri biraz daha ortaya falan, bu şekilde olmasını istemiyoruz. O yüzden şöyle kenarların eşitliğine ve yukarı aşağı duran görüntünün aynı hizada bitmesine dikkat edelim. Bunun dışında başka bir ayrıntımız yok. Şimdi ben bu kısmı video dışında dikeyim. Daha sonra şu parçamıza geçelim. Sap kısmını tamamladıktan sonra hemen şu parçama geçeceğim arkadaşlar. Az önce de gösterdiğim gibi şöyle güzel bir etiketim var. Bunu tam şöyle orta kısmına dikeceğim ki el emeği yazısı gayet net bir şekilde görünsün. Herhangi bir şey de yapabilirsiniz. Boş bırakabilirsiniz. Ben bunu tercih ettim. Dediğim gibi herhangi bir ne bileyim arma olur. Yine örgüden yapılmış herhangi bir motif olur vesaire. Bu şekilde sade bir görüntü yakalamaya çalışacağım. Şöyle alttan üstten dikeceğim. Bu şekilde dikiliyor buradaki etiketler. Alt kısımdan geçirmekte biraz zorlandım ama şöyle ki 2-3 kez geçirmemiz yeterli. Şimdi buradan sonrasında şöyle alt kısma geçtim. Bakın burada şöyle birkaç tel arasından geçiyorum. Yeniden koparıp bağlama ya uğraşmayalım. Eşit olmasına dikkat edelim. Onun dışında herhangi bir detayımız yok. Daha sonrasında elimizdeki parçayı çantanın üzerine yerleştirip dikeceğiz. Eğer elinizdeki ipiniz uygunsa bunu normal trabzandan da örebilirsiniz. Ya da sık iğneden örebilirsiniz. Zemin örgüsü çok fark edeceğini düşünmüyorum açıkçası. Düz bir görüntü zaten. Şöyle ipimi keseyim. Evet, bakın bu şekilde oldu görüntü. Şimdi yine bunu da aynı şekilde ortalayacağım şöyle. İğneleyebilirsiniz. Kaymaması için, bu biraz daha büyük bir parça olduğu için biraz daha özenmek gerekiyor. Şu şekilde ben birkaç iğne takacağım. Kaymaması için. Rahatlıkla dikebileyim diye. Dikiş işlemini video dışında yapacağım. Zaten çoğu parçayı video içerisinde diktim. Aynı teknikleri kullanarak dikeceğim. Görüntü bu şekilde olacak. Dediğim gibi dikiş kısmını tamamladıktan sonra eğer isterseniz, çantamız bu şekilde tamamlandı. Kısa bir sap olarak. Ama hemen şöyle küçük de bir detay paylaşmak istiyorum sizinle. Bakın şöyle kahverengi bir ip kullanacağım. Ya da siyah da bir ip olabilir. İkisi arasında kararsız kaldım, açık konuşayım. Ben değiştirilebilir bir sap olduğu için ikisinden de yapacağım. Ama şimdi
Önceliğim kahverengi. Kahverengi daha çok hoşuma gitti. Hemen şöyle başlıyorum. Yine aynı şekilde başlayacağım. Aynı model olacak. Burada önemli olan çanta sapının kalınlığı. Ne kadar istiyorsunuz? İşte en olarak kalınlığı ne şekilde yapmanız gerektiği zaten daha önce gösterdiğim gibi aynı model olacak. 7 zincir çektim. 3. zincire batıyorum. Tekli trabzan. Her zincire batıp tekli trabzanımızı oluşturuyoruz. Hemen kısa bir hatırlatma da olsun diye tekrarlıyorum bunu. Dönüşlerde bir zincir çekiyoruz. Şu şekilde çeviriyoruz. Tekrar tekli trabzan yapmaya devam ediyoruz. Sadece dönüşlerde bir zincirimiz var. Onun dışında her sırada 5 tane tekli trabzanımız var. Az önce de söylediğim gibi normal trabzan ya da sık iğne de kullanabilirsiniz. İkili sık iğne kullanabilirsiniz. Şöyle düz bir kemer görüntüsünde çantamızın sapını şöyle uzatalım. Daha sonra birkaç aparatım var. Onları nasıl geçirdiğimi göstereceğim. Ve şu kısmı da video dışında diktikten sonrasında yine birlikte devam edelim. Dikiş kısmımızı burada da tamamladık. Şöyle küçük güzel bir cep yaptık bakın. Şimdi az önce de söylediğim gibi dikmeden önce bu şekilde kullanabileceğiniz küçük bir el çantası yaptık. Ama küçük de şöyle aparatlarım var bakın. Şu şekilde. Şimdi şöyle küçücük bir bu anahtarlık halkası arkadaşlar. Bunu normal şartlarda çoğu yerden bulabilirsiniz. Ama bu işler için tabi çanta aparatları da var. Şu şekilde. Yine bunlara uygun halkada kullanılabilir. Bunu kullanmamın sebebi eğer şöyle bakın göstereyim. Çantayı sapsız kullanacak olursak çok fazla göze batmaması. Bakın şu şekilde geçirdim. Bunu nasıl yaptım hemen göstereceğim. Şöyle içe doğru katladıktan sonra halkayı bakın şu şekilde parmağımla açıyorum şöyle iyice. Daha sonra şu şekilde iki kattan da geçiriyorum. Daha sonra şöyle çevirerek yerleştirdim. Görüntü bu şekilde. Dediğim gibi yine çantamızı kısa sapıyla kullandığımızda da çok kendini göstermeyen bir aparat oldu. Şimdi hemen bakın şu kısmı da göstereceğim size nasıl yaptığımı. Bu arada tabii ki sapımızı ördük. Ben 1 metre kadar ördüm. 1 metre 10 santim sanırım. Şimdi şu halkamızı alıyoruz. Bakın şuradan geçireceğim. Tabii kullandığınız aparatlara da dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Benim ördüğüm şu kordonun bir tık şöyle bakın geniş oldu. Burası bitirdiğim ipim biraz uzun kestim. Dikerek birleştirme yapabilirsiniz. Ben biraz daha pratik çalışmak istiyorum şu anda. Şöyle arkadan öne doğru ilmeğimi alacağım bakın. Şöyle tığımı arkaya geçireceğim. İlmeğimi öne geçireceğim. Ve tığımdaki ilmekten geçireceğim. Yani her şekilde birleştirme gayet kolay oluyor. Gördüğünüz gibi aynı renkten ip kullandığımızda görüntüde çok absürt bir görüntü olmuyor. O yüzden ister kendi ipiyle ister yine bu krem renkli kısımda yaptığım gibi polyester iple dikebilirsiniz. Şimdi son ilmeğimde şöyle bir detay yapacağım bakın. Şöyle zincir çekiyorum. Sıkılıyorum. Bir zincir daha sıkıladım. İpimi çektim. Sağlamladıktan sonra şöyle iç kısma doğru alıyorum ipimi. Ve dibinden kesiyorum. Evet, çantamızı
tamamladık arkadaşlar. Şöyle uzun sapını da takalım. İster çapraz şekilde, ister el çantası. Gördüğünüz gibi şirin, çok şık, güzel bir çantamız oldu. Gördüğünüz gibi yapımı da gayet basit. Çantamızın bitmiş hali bu şekilde arkadaşlar. Umarım sizin de sevdiğiniz bir model olmuştur. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Yayınlanan videolarımızdan haberdar olmak içinse bildirimleri açmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Daha sonraki videolarımızda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.